İnşallah gençleşti gençleşti. Siyaseti bırakınca rahatlamıştı. Evet. Millet İttifakı'nın adayı belirlemesi için bir yuvarlak masa oluşturuldu ve 21 ay toplandı, dağıldılar. Aslında ilk baştan belli olan adayı sonunda açıkladılar. Buraya kadar bir sorun yok. Ama bir başka şey oldu. İki tane de belediye başkanı yanına monte ettiler. Adayı. Ve Cumhurbaşkanı yardımcısı ilan ettiler. Ya Türkiye kardeşim bir hukuk devleti ya. Yani size bir görev vermiş İstanbullular, Ankaralılar. Belediye başkanlığı yapın diye. Daha o görev bitmeden yeni bir görevle söz veriyor, görev diyor. İleride Cumhurbaşkanı yardımcısı yapacak diyor ve şehirlerinde yok bu arkadaşlar. Şu anda her şehirlerine uğradıkları yok. Bu tarafını geçelim. Ne oldu? Cumhurbaşkanı yardımcılıkları 5 tane ittifakın ortaklarına her birine bir yardımcılık tahsis ettiler. Bunda da ne var diye düşünebilirsiniz. Ama ben de şu soruyu sormak hakkımdır. Biz bu sistem değişikliğini yaparken bize acımasızca saldırıyordu Sayın Kılıçdaroğlu. Niye bir tane Cumhurbaşkanı yardımcısı koymuyorsunuz da birden fazla koyuyorsunuz? Yandaşlarınıza arpalık mı hazırlıyorsunuz? Onlara makam mı vereceksiniz? Onlara makam arabası mı vereceksiniz? Devletin israfını daha da mı arttıracaksınız diye acımasızca bizi eleştirdi. E şimdi daha seçim yok, kazanan yok. Oradan Cumhurbaşkanı yardımcılıkları dağıtıyor. İyi ki fazla yapmışız. Bunların işine yarar. Ama Tayyip Erdoğan bir tane yardımcıyla 5 seneyi tamamladı. Bunu dikkatinize sunuyorum. Bu birinci çelişki. İkinci çelişki, aynı Kılıçdaroğlu dedi ki, efendim dedi, ben partili cumhurbaşkanlığı kabul etmiyorum. Ve ben ona cumhurbaşkanı demem dedi. Geçenlerde açıklamasını herhalde takip ettiniz. Ben seçileceğim, partinin genel başkanlığını da bırakmayacağım. En azından sistemi değiştirinceye kadar. Bu da çok yaman bir çelişki. Kurtuluk büyüyor. Nüfusumuz, değerli dostlar, AK Parti iktidara geçeceğiz. İşte geçmişe yönelik emeklilere bayram ikramiyesi vaadi yapıyorlar. Şimdi de efendim en düşük memur maaşı 21 bin lira filan olacak diye açıklamıyorlar. Yani vaatlerin bini bir para. Hani böylelerine benim babaannem rahmetli derdi ki biz konuşunca, oğlum üfle yavrum üfle, kaval elin yer Allah. Bunlarınki de böyle. Havalenin yer almayan, ha babam üflüyor. Fazla para vermek iyi bir şey. Buna kim itiraz edebilir? Ama hedefiniz enflasyonu düşürmekse, fazla para vererek enflasyonu veya hayat pahalılığını düşüremezsiniz. Bu ekonominin kuralıdır. Burada ne yapacaksınız? Enflasyonu baskılayıp fiyat istikrarını sağlayacaksınız. Ondan sonra da insanlar kazandıklarıyla ihtiyaçlarını daha rahat görebilecekler. Esas bu olmadı. Piyasada fazla emisyon olursa, fazla para olursa bunun karşılığı enflasyondur. Fiyatların tekrar tırmanması demektir. Elhamdülillah enflasyonda %43'lere geriledik. Hedefimiz daha da aşağıya çekmek. Bu enflasyonun yüksek olduğunu biliyoruz ama takdir edersiniz ki bu pandemi sebebiyle enflasyon
artmayan ülke kalmadı. Bunun da üstesinden geleceğiz. Bu konuda kararlıyız. Kemal Bey adaylığını açıkladı. Aynı anda dağdan PKK, Suriye'den PYD, YPG, SDG, Amerika'dan, Avrupa'dan FETÖ, Kemal Bey'e destek açıklaması yaptı. Ve hatta Yeşil Sol Parti üzerinden dağdaki bölücü terör örgütü işi daha da ileri götürdü. Dedi ki yerel özellik gelecek, eyalet gelecek, tepemizden İHA'lar, SİHA'lar, akıllı mühimmatlar yok olacak. Tayyip Erdoğan gidecek, hapishanelerin kapıları kırılacak. APO başta olmak üzere bütün tutsaklar salıverilecek vesaire. Yani onu Kemal Bey de söylüyor. Filanı çıkaracağım, filanı çıkaracağım. Bütün FETÖ'den atılanları tekrar işe alacağım. Ya kardeşim bak bir yanda 40 bin şehidimiz var. Bedel ödemişiz. Ülkenin birliği için, beraberliği için, kardeşliği için. Diğer yandan 15 Temmuz yaşamış 251 şehidimiz var. Siz kimin adına bu sözleri veriyorsunuz? Sonra Türkiye bir hukuk devleti. Yani bir yandan Cumhurbaşkanı'na, Tayyip Erdoğan'a tek adam diyeceksiniz. Bir yandan da nerede hukuk? Gelince şunu çıkaracağım, bunu yapacağım, edeceğim. Önce hukuka, hukuk devletine, adalete kendiniz inanmanız lazım. Değerli arkadaşlar, biz FETÖ'cülerin, bölücülerin ve onların arkasındaki sahiplerinin desteklediği adayı desteklemiyoruz. Biz yerli ve milli, tok otomobilini yapan, helikopterini yapan, İHA'sını, SİHA'sını, akıllı mühimmatını yapan milli muharip uçağını F-35'ler verilmedi diye tezgaha koyan adam gibi adam, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyoruz. Ve vurdurduğu hemşerilerinden, sizlerden de ülkemizin karşı karşıya kaldığı bu büyük oyuna karşı çok daha duyarlı olacağınıza yürekten inanıyorum.